Gelin. Merhabalar, mucize ötemiz sonsuz. Şimdi konferansımıza geçeceğiz. Hepinize İstanbul, Üsküdar, Beyond Otel'den selamlar. Canlı yayındayız. Konferansa geldiniz. Merhabalar Refik. Hayır. Hoş geldiniz Tayyip Bey. Merhabalar. Mucize dolu bir gece olsun. Hoş geldiniz hepiniz. Merhaba. Merhabalar. Şunu bırakayım. Paylaşımlarında dile getirdikleri ne kadar doğru ve böyle güzel bir çalışmanın nasıl gerçekleşeceğini merak ediyoruz. Hocam söz alabilir miyim? Lütfen söyleyin. Recep Özer Hocam sayesinde enerjimizle çalıştım. Öncelikle ben Recep Özer Bey'e buradan selamlarımı söyleyeyim ve bizim diğer bütün eğitmen arkadaşlarımıza selamlarımı sizin vasıtanızla buradan göndereyim. Kendisi de Almanya'da sizin. Sizin sınıflarınızda gelişen mucizeleri yakin olarak tanıklık etmiş ve bunu inançla buradayım. 7-8 Şubat'ta da Recep Hocam'dan birinci modülü online olarak almayı seçtim. Burası da denk geldi. Sizin enerjinizle de tanışmak çok mutlu etti, onur duydum. Ben inanarak ve tamamen yüzüstü teslimiyetle buradayım. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür ederim. Henüz konferansın başlamasını zannediyorum 10-15 dakika var. 7'de başlayacağız diye duyurduk. Şimdi başlarsak diğer arkadaşlarımız kendilerini öyle programladılar. Ama sohbet havasında getirebiliriz. Aranızda psikolojiye meraklı kimse var mı diye sormayacağım. Zaten bu psikolojinin direkt asıl temeli olduğu için hepiniz büyük ihtimalle, büyük oranda psikolojiye meraklısınız, belki de onun içindesiniz, belki mesleki olarak icra ediyorsunuz. Belki içinizde tıp doktoru ya da sağlık çalışanı vardır. Eğer içinizde tıp doktoru, sağlık çalışanı varsa bizim için çok daha iyi olur. Neden çok daha iyi olur? Çünkü biz 25 yılda geliştirdiğimiz sistemle dokunmadan bir insanın kuyruk sokumu, diyelim ki şu an kişi 60 yaşında ve ilkokuldayken düşmüş, kuyruk sokumunun üzerine kuyruk sokumu kırılmış, yanlış kaynamış 50 yıldır bu sıkıntıyla. Ama bizim geliştirdiğimiz bu teknikle kişiye hiç dokunmadan biz bir saniyelik enerji çalışacağız. Onun bir saniyede düzelme ihtimali var. En fazla bir dakikada o kuyruk sokumu düzelecek. Bu sadece çabuk cevap verdiği için kuyruk sokumu ile alakalı olarak dile getirdiğim bir durum. İşte sağlık çalışanlarımızın aramızda olması o yönüyle bizim işimize yarayacak. Bize yardımcı olmalarını isteyeceğim ki umarım olacaklar. Yaklaşık 10 kişinin olduğu bir yerde kuyruk sokumu rahatsızlığı olan bir kişi çıkıyor.
İçimizde de belki 8-10 kişi olacak. Onların kuyruk sokumlarını eğer kendileri izin verirse ve doktor arkadaşlarımız da kontrol ederlerse, hatta parmakları o kuyruk sokumunun üzerindeyken düzelmeyi kendilerinden bize anlatmalarını isteyeceğiz. Aslında bizim eğitim sistemimizin tamamını, neleri kapsadığını şimdi hep tamamını söylemek istemiyorum. O zaman yüksek bir beklenti oluşur. Yavaş yavaş bunları söyleyelim, verelim. Normalde ben perdeyi kullanmayı, projeksiyonla ders anlatmayı sevmiyorum. O yüzden şimdi herhangi bir şey yansıtmadık oraya. Hatta eğitim sisteminin adını bile yansıtmadık. Slide ya da bilgisayar sunumları beni yavaşlatıyor. Orayla eş zamanda gitmek. Sizin sorularınız eğer oradaki konuyla alakalı değilse sorularınızın bir kenarda durması akışı engelliyor. O yüzden biz oradaki slide'ı değil, buradaki slide'ı kullanarak çalışacağız. Eğitim sistemimizin adı şu, Refik Korkmaz, benim adım ve soyadım. Bilinçaltı dili. Diğeri şu, Refik Korkmaz, mucizeler eğitimi. Bu bir eğitim. Yani bu, bizim eğitimlerimize katılan arkadaşlar bazen şöyle diyorlar, benim skolyozum var, onun için geliyorum. Diyoruz ki hayır, bize skolyozunuz olduğu için, bize kuyruk sokumu rahatsızlığınız olduğu için gelmeyin. Bizden terapi ya da sağlığınıza kavuşmak beklentisiyle gelmeyin. Bizden sadece eğitim beklentisiyle gelin. Kişileri sağlığına kavuşturmak bizim işimiz değil. Terapi yapmak bizim işimiz değil. Ama bir psikoloğun, bir doktorun, bir sağlık çalışanının ya da meraklı bir anne babanın, ailesini daha iyiye götürmek isteyen bir toplumumuzdan herhangi birinin bu eğitimi almasını istiyoruz. Psikoloğumuz aldığı zaman, vallahi benim aldığım dönütler en çok şu, biz bugüne kadar öğrendiğimiz psikolojik bilgiyi bir kenara bıraktık. Sizin yönteminizi kullanıyoruz. Doktor arkadaşlarımız kişilerin skolyozunu, kuyruk sokumlarını nasıl düzelteceklerini öğreniyorlar. Fizyoterapistler yine böyle. Anne babalar çocukları ne durumda? Çocuklarıyla iletişimleri nasıl? Bunu öğreniyorlar. Ve çok derin bir psikolojinin içine nasıl girilir? Bu eğitimle o öğreniliyor. İşte bir eğitim sistemini siz geliştirecekseniz, eğer ülke ve içinde yaşadığınız zaman buna müsait değilse, bunun gerisinde ise Freud'un ilk zamanlarındaki gibi saldırılara maruz kalmanız çok yüksek. Biz bunun bazen sıkıntılarını yaşıyoruz. Ama şunu temelde söylediğim zaman, biz sadece eğitim veriyoruz, başka bir beklentiyle gelmeyin dediğimizde biz oranda bunun önünü kesmiş oluyoruz. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Ve benim gördüğüm kadarıyla bizim eğitmenlerimiz de var. Mahmut abi bizim eğitmenimiz. Begüm Sırmatel bizim eğitmenimiz. Başka kim var eğitmenlerimizden? Şu an iki eğitmenimiz var. Tamam. İsterseniz şu kalan süreyi, sohbet süresini sizin sorularınızla ya da dile getirmek istediğiniz bir nokta varsa onunla geçirelim. Mesela siz bir şey söylemek ister misiniz? Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Tamam. Eğer küsmezsen ve kızmazsan, neden geldin? İsminiz ne abi? İbrahim. İbrahim abi, neden geldin? Eşimin tavsiyesi üzerine geldim. Tamam.
hani hiç küsmece gerçekten olmasın. Ne düşünüyorsun lütfen dedi. Ben de eşimi kırmadım. Verdim. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani bilmediğim bir takım şeyler öğrenmek tabii. Öğrenmek önemli. Öğrenmeyi arzulayan bir kişi olarak acaba ben tatmin olacak mıyım? Kendi kendimi bir test edeyim diye geldim. İyi yaptınız. Gelme nedenim böyle. Tamam. Bir şey. Çok çok mutlu oldum. Bize göre Güney Kore en doğudaki uç ve yine bizim Anadolu'muza göre batıdaki en uç noktada Peru. Peru'ya götürdük. O aradaki 18 ülkeye götürdük. Onların eğitimlerimizi benimsediklerini, hayatlarında pratiğe döktüklerini gördük. Peki bu eğitim almadan önce bir başka bir eğitim almak veya bir şeylerin bilgi sahibi olmamız gerekiyor mu? Hani çok güzel bir nokta. Bu soru bende iki cevabı birden doğurdu. Bir, sizin sorunuza cevap vermeyi, bir de ikincisi pek çoğunuzun da merak ettiği, Refik Korkmaz, bu eğitimi sen mi geliştirdin, bir yerden mi öğrendin? Evet, ben önce bundan başlayayım. Bu eğitim sistemini tepeden tırnağa planlanmıyordu. Eğitimi vermemekteki amacım tekamülünü tam oluşturmaktı. 24. yılın sonunda baktım ki evet, tekamülü tam olarak oluştu. Bütün algoritma yerine oturdu. Milyonlarca soru gelse milyonlarcasına cevap verecek kadar tecrübem olsun. 25. yıldan itibaren 1,5 yıldır bunun eğitimlerini veriyorum. Ve bu Anadolu'dan çıkan bir bilim Asya, Uzak Asya'ya ve Uzak Amerika'ya kadar devam ediyor. Okul mezunu dahi olmak gerekmiyor. Bu eğitimi almak için 120 yaşındayım, bunu alamam sorusu bile yanlış. Bunun için yaş sınırlaması yok. Bunun için eğitim altyapısına ihtiyaç yok. Ama eğer genel kültürünüz ne kadar genişse bundan faydalanmanız o kadar yüksek derecede gerçekleşir. Genel kültürünüz nasıl genişse, eğer daha çok mitolojik altyapınız kuvvetliyse. Çünkü baktık ki psikoloji mitolojiden besleniyormuş. Ve aslında öyle bir yere geldik ki psikoloji demek mitoloji demekmiş. Benim doğrudur. Bilgim olan konularda konuşabilirim. Astroloji hakkında bilgim yok. Ve şunu kesinlikle öğrendim ki bilgim olmayan bir konuda asla fikir yürütmemem gerektiğini öğrendim. Ve ikinci bir şey daha öğrendim bu sistemde. Asla olmaz dememeyi de öğrendim. Tamam. Ve her şeyin mümkün olduğunu şöyle gördüm. Ben edebiyat öğretmeniyim. 22 yıl milli eğitimde liselerde edebiyat öğretmenliği yaptım. Bana geçen sene, yani bu sistemin kurucusu olmama rağmen bana geçen sene gelip deseydiniz ki anka kuşu gerçektir, ben derdim ki hayır, anka kuşu masal, destan, efsane motifidir. Ve sizi ikna etmeye çalışırdım onun gerçek olmadığına. Geçen seneden itibaren fikrim değişti. Öyle bir enerji düzeyi olduğunu gördüm ve hatta anka kuşunu gördüm. Ya anka kuşunu gördüm dediğimde belki hayal mi gördün? Çünkü anka kuşunu kimse göremez
ya, akıl sağlığında bir rahatsızlık mı var diye düşünebilirsiniz. Ankara kuşunu sadece ben görmedim. Biz üç arkadaş beraber gördük ve videoya, kameraya... Tamam. Tıp çalışanı, yani sağlık çalışanı. Tamam. Ben aslında, Geniş Hanım, şuraya da sandalyeler konulması için epey ısrarcı olmuştum. Bakar mısınız, sizden ricam, birazdan gelen arkadaşlarınız olacak. Şuraya da sandalye koyarsak sevinirim. Hayır bak, siz de kendinizi sınırlıyorsunuz. Yani şuraya, biz bugün buradayız. Yarın tüm gün buradayız. Pazar günü buradayız. Üç gün boyunca bu salonu tutuyoruz. Siz iki sıra sandalye koymayı istemiyorsunuz. Böyle bir durum olmamalı. Ben anlatamadım herhalde. Diyorum ki bizim kapasitemiz otelimizde 110 sandalye. Biz bütün sandalyeleri buraya getirdik. Ama arzu ederseniz diyorum arkadaki boş sandalyeleri ben alabiliriz diyorum. Başka yerde sandalye yok mu? Yok. Başka otelimiz sandalye yok yani. Katlanabilir şey, sandalyeler yani. Oturabilirler yere. Tamam, o bizim sonradan üreteceğimiz. Hayır, sonradan üreteceğimiz. Yani. O tamam, sonradan üreteceğimiz çalışma. Hayır, bunun etkine kadar değil de dolarsa. Tamam. İsterseniz başlayalım. Tamam. İsterseniz şöyle kontrol artık bana bırakın. Ben sesimi yüksel, her taraftan duyulsun diye yüksek sesle konuşacağım ve aranızda böyle dolaşacağım. Mikrofon uygun olmuyor çünkü siz konuştuğunuzda sizin söyledikleriniz anlaşılmıyor. Size de ayrıca mikrofon vermek gerekiyor. Yeni gelenleri de kapsamak üzere hepinize hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizi, bugünkü konferansımızı şimdi açacağız. Yarın birinci basamak eğitimimiz var. Pazar günü ikinci basamak eğitimimiz var. Bilinçaltı dili diye bir dilin varlığını 25 yılda keşfettim. Bilinçaltı dili demek şu an yaptığım şekilde beden dili demek değil. Çünkü beden dili diye bir dil var. Karıştırılmasın diye bunun altını çizdim. O zaman ne bilinçaltı dili? Şu, hani şarkı dinliyoruz, rüya görüyoruz, resim çiziyoruz. Çizdiğimiz resimde bakıyoruz ki bir güneş çizdik, bir ağaç çizdik. İşte oradaki çizdiklerimiz bilinçaltı diliyle konuşuyor. Onlar bilinçaltı dili. Şarkılar, türküler. Orada anlatılanlar işte bilinçaltı dili. Mesela Ferdi Tayfur'un Susadım Çeşme'ye varmaz olaydım. Buna baktığımızda manası şu. Keşke sana aşık olmasaydım. Ya da biz gözümüzü kapattığımızda, eğer bir de rüya görmüşsek, bir çeşmeye gidiyoruz, orada genç bir kız var, onun elinden su içiyoruz, sonra suyu içtiğimize pişman oluyoruz. Ve sabah kalktığımızda da kişi, arkadaşlarımıza diyoruz ki, ben böyle bir rüya gördüm, ne demek? Rüyalarda ortaya çıkan, sanatta ortaya çıkan, o dil, bilinçaltı dili. Dünyadaki şu an 5000 farklı dili kullanan 7,5 milyar insan aynı dille rüyasında konuşuyor. 7,5 milyar insanın tamamı farklı dilleri konuşmasına rağmen aynı rüyayı görebilir. İşte o manası şu, aşık oldun, aşık olduğuna pişman oldun demek. Yani bilinçaltı dili hiçbir millete göre değişim göstermeyen bir dil. Herkes de güneş baba demek. Bütün milletlerde. Bütün milletlerde ay demek anne demek. Ve bütün milletlerde yıldız demek
kardeş demek, çocuk demek, bütün milletlerde aşk demek, love demek, sevi demek, evin demek, su demek. Şimdi bunları söylesek 5000 tane farklı sözcük bulacağız. Aşka karşılık gelen. Ama bilinçaltımızda tek bir şey var. O da içtiğimiz su. Böyle bir yapı. Bunu bugüne kadar neden kimse geliştiremedi, bulamadı? O onların sorunu. Peki bu dil, tamam bu dili bulduk, başka bir şeyi daha bulduk. Bu fizik evreni, benim ellerim sert, bedenim sert, bir hacmim, bir ağırlığım var. Bu sandalyeni de aynı şekilde. Bu sandalyenin, bu evrenin kesinlikle bir paraleli var. Kuantum. Ve bu paralel evrende bu sandalye hacim, ağırlık hacmi yok, ağırlığı yok. Ve evrenin her tarafında da duruyor. Şu sandalye Amerika'da da paralel evreninde var. Neptün'e giderseniz orada da paralel evrende var. Her yerde var. Ve biz şu son 20-30 yıldır caddelerimizi, dükkanlarımızı, evlerimizi gizli kameralarla donatıyoruz. Ama Big Bang'tan beri, belki daha da öncesinden beri her taraf kameralarla doluymuş. Her taraf kameralarla doludan kastım şu, her şeyin paralel evreni var, yaşanmış olan her şey orada şak 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 kayıt altında. Ve şu an 2019'un 25 Ocağı'nın 19'u şu an 6 geçe olan kayıtları durduğu gibi 2018'in, 17'nin, 1900'ün, milattan önce 15.000'in, milattan önce 4,5 milyar yılın kayıtları da saniye saniye orada duruyor. Şurada duruyor. Şurada, yani biraz altını çizmek için diyorum. Diyeceksiniz ki hani nasıl? Görmüyoruz, dokunamıyoruz. O zaman yok. Hayır, burada televizyon sinyalleri, radyo sinyalleri, binlerce telefon sinyali var. Hangine görüp, hangine dokunabiliyoruz hiçbirine? Görünmemek, onu yok saymak, onun yok olduğunu ortaya koymak değil. Paralel evren dediğimiz şey, enerji olarak burada duruyor. Şimdi size bu paralel evrenin varlığının insan yaşantısı için önemini anlatacağım. İşte bu inanılmaz denilen çalışma. Annesi neresi? Annesinin karnı. Annemizin karnına düştüğümüz ilk günden beri paralel evren bilgilerini alıyoruz. Alan makine şurası. İşte o bilgileri aldığımızda geçmişten gelen sorunlarımızı hemen anında tespit ediyoruz. Eğer bu sandalye şuradan şuraya taşındıysa paralel evrende de taşındı. Eğer ben bunu şurada durursa paralel evrende hep burada durur. Ve bu bugüne bir insanda bir cinsel sorun olarak mesela gelmiş olabilir. Onu yerine götürdüğümüzde o cinsel sorun yok olur. 30-40 yılın öncesinin olayını düzelttiğimizde bugün o olay kişinin istediği yönde düzelir. Yani biz bedenin biz zamanda yolculuk yapacağız ama %100 yolculuk değil %50 yolculuk yapacağız. Bedenlerimiz burada dururken ruhumuz oraya gidecek. Hani ruhumuz sözcüğü belki korkutucu olabilir, ruhumuz da demeyelim. Paralel evren kayıtlarını inceleyeceğiz. Paralel evren kayıtlarına bakacağız. Şu an 47 yaşında isek, 3 yaşımızdaki 44 yıl önceki halimize gideceğiz. 44 yıl öncesine gideceğiz. Her şey orada kayıt altında. Ve bugün mesela duyacaklarınız hayatınızı ilk defa duyduklarınız olacak. Şu anda burada zannediyorum bizlerin sayısı 100.
ya da şu an 80 kişiyiz. Şu anda kim cinsel sorun yaşıyoruz? Tespit etmek ne kadar kolay bakın. İsterseniz tabii katılmak isteyenlerim. Şu ilk iki sırada söylemek isteyen olursa eğer, gözlerini kapatsın. Bakın, bir insanın cinsel sorunu var mı yok mu nasıl tespit edilir? Bir de o cinsel sorunu varsa bu ne zaman ortaya çıkmış, onu da gidip bakacağız. Eğer bize katılmak isteyen varsa, ilk iki sırada değil, hani şuradaki birkaç arkadaşımız gözünü kapatsın, bakın bu nasıl tespit edilir. Kapattınız gözünüzü, şuradaki arkadaşlarımız kapattı. Ve bir ağaç hayal edin. Sesim oraya gelsin diye arayayım. Bir ağaç hayal ediyorlar. Bu ağacın bir camı var. Pencere camı. Bizim evlerimizdeki cam. Penceremizde. Ve bazen sizin sildiği, temizlediği cam. O cama bakmanızı istiyorum. Temiz bir cam mı? Çizik bir cam mı? Çatlak bir cam mı? Tamamen bin parçaya bölünmüş kırık bir cam mı? Kirlenen. Temiz mi? Başka türlü mü? Bunu görmeniz için de bir dakika benim şu an gözünü kapatmış arkadaşlarımız yanımızda. Böyle bir örnekle hemen başlayalım ki daha net anlaşılsın. Ve bu arkadaşlarımızdan gözünü kapatmış olanlar camı görmüşlerse lütfen el kaldırsınlar. Tamam. Ben buradan bakayım. Açmayın gözünüzü. Bu süre içerisinde lütfen açmayın. Cam nasıldı? Camın arkası karanlık. Yani bütün bir cam ama. Tamam. O kadar yeterli. Gözü kapalı olanlar duymasınlar diye ben sorun varı elimle göstereceğim. Diyeceğim ki sorun var. Sorun yok diyeceğim. Aşağı yönünü göstersen sorun var. Peki diğer arkadaşlar, evet, sizin açmayın ondan sonra gözünüzü. Camınız nasıl? Camı temiz. Tamam. Esin Hanım? Buğulu hocam. Az yaptım bunu. Tamam. Şimdi buraya geliyorum. Sizin camınız açmayın gözünüzü. Tamam. Evet. Siz lütfen. Ben. Hı-hı. Çok parlak, dört parça cam ama arkası karanlık, terliyim. Yani çok işte gösteriyorum, bir de az gösteriyorum. Bakın. Peki buradaki arkadaşlarımıza gelin sizin. Kırık. En olanı, en. Kırık dedi, tamam. Siz? Boğulu. Siz? Aynalı. Yeterli. Gözlerinizi açın. Şimdi bu arkadaşlarımız. Hocam cam hiç görmemiş. Tamam. Şimdi bu test konuştuğumuz arkadaşlarla olanı söyleyelim. Camı temiz olanlar cinsel sorunları, bugün cinsel sorunları yok. Bugün. Camı boğulu olanların biraz. Camı kirli, arkası görünmeyenlerin cinsel sorunları var. Ve en ağır cinsel sorun da hanımefendide var. Kırık ve... Boşanmış. Dur, hayır. Lütfen hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Birazdan her şeyi söyleyeceksin. Ve başka bir şey daha söyleyeyim size. Siz kaç yaşındasınız? 53 yaşında olan isminiz ne? Zeynep Hanım 53 yaşında ve onun camı neden kırık? Yani neden cinsel sorunu var? Bunu siz biliyorsunuz hepiniz. Yani bizim hakkımızda her şeye herkes, bizim hakkımızdaki her bilgiye herkes sahip. Bizim her şeyimizi dünya alem biliyor. Çünkü şurada. Peki bir bakalım mı neden camı kırıkmış? Ben şimdi kendisiyle lütfen hiç zerre kadar bize bilgi vermeyin.
kendisiyle konuşarak, tabii gözünü kapatmış vaziyetteyken, ağacı diyeceğim ki 52, 51, 50, 49 yaşında, 20 yaşında, 19 yaşında falan böyle böyle gideceğim. Camı ne zaman kırılmış? Lütfen söyleme. Buna bakacağım. Ve camın kırıklığının ne olduğunu biliyorum. Şimdi içinizden birisi bize kanallık yapsın. Esin Hanım siz yapmayın. Sizinle tanışıyoruz ya. Hiç eğitimimizi almayan. Gerçi siz almadınız. Sadece söylediniz. Tamam. Yani hepiniz aynı anda kanal yapamayacağım için bağışlayın lütfen. En yakın arkadaşı seçin. Ve bakalım. Siz şurada durun. Yürü, dışarı çıkın. Biz burada bir şeyler konuşacağız, siz duyuyor. Çıkın, hatta lobiye çıkın. Evet, biraz zaman kazanalım. Biz çağıracağız. Emiş Hanım, arkadaşı çağırırsın biraz sonra. Yani yüzünü hatırladın. Camın çizik olması taciz yaşamış demek. Camın çatlak olması ağır taciz yaşamış olmak demek. Camın kırık olması tecavüz yaşamış olmak demek. Camın kirli olması cinsel pek çok sıkıntılar yaşamış olmak demek. Şimdi hanımefendinin eğer anlatmak isterse o ki yaşadığı o taciz, tecavüz bugünlerin değildir, geçmişindir. Şimdi hanımefendinin üzüldüğünü, ağladığını gördüm. İstersen su ve işime verdiler ve yani dur. Siz kaç yaşında evlendiniz? 19 yaşında evlendirildi. He. Sonra? İstemedim işte. Zorla. Şimdi çağıralım. 19 yaşında. Ya şu anda bizim aldığımız bilgileri göre 19 için. Biz bir de 17, 18, 17, 16 ta 1. yaşına kadar da gideceğiz. Bakacağız. Eğer cam... Bir dakika dursana. Dur Emiş Hanım. Şimdi biz diyeceğiz ki bak cama 40, 53 yaşında 50'de nasıldı, 40'da nasıldı, 30'da nasıldı, 20'de nasıldı, 19'da nasıldı. Şu anda açıklayarak yaptık. Siz eve gittiğinizde çocuğunuzla bunu yapabilirsiniz. Hiç de bunu anlatmak zorunda değilsiniz. Kızım ben seninle şimdi ders çalışma terapisi yapacağım. Senin daha iyi ders çalışmanı sağlayacağım dersiniz. Hadi bana bir ağaç ve camını anlat dersiniz. Kızınız ya da oğlunuz sizin onunla ders çalışma terapisini yaptığınızı zannederek hiç üzülmeden, yaşlar dökmeden size her şeyi anlatacak. Neyi anlattığının da farkına varmadan dolayısıyla rencide olmayacak. Ve sadece bizim bu cinsel yaşantımızın dünya alemi tarafından bilindiğini düşünmeyin. Sadece o değil. Çok özür dilerim. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Mesela abimin ya da benim diyelim hani öyle sonra yanlış anlaşılır. Testisinde, sağ testisinde bir problem var mı? Sol testisinde problem var mı? Spermi var mı? Yok mu? Kaliteli mi? Kalitesiz mi? Bu da şurada yazıyor. Ve yıl günlere göre de yazıyor. 55 yaşında olan bir insanın yıl yıl gün gün sperm değeri yazıyor. İsminiz neydi? Ülkü Canan. Ülkü Hanım. Siz bize Zeynep Hanım'ın paralel evrenini anlatacaksınız. Zeynep Hanım'ın cinsel sorununu biz konuştuk, bize anlattı. Bunun hangi yıl başladığını, neyden kaynaklandığını siz bize anlatacaksınız. Lütfen buraya gelsene. Şimdi Ülkü Hanım bunu söylediğimizde şu, ya ben mi anlatacağım, hani nasıl anlatacağım bunu diyecek. Bunu söyleyen Cortez, bak şimdi test edin. Siz Can Zeynep Hanım'ın bize ne zaman cinsel sorun yaşamış onu anlatacaksınız. Anlatabilir misiniz? Anlatamam. Peki, çünkü Cortez şu paralel evrende
araya perdeyi koymuş. Kamera kayıtlarını inceleyemiyor. Biz şimdi kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Lütfen burada otur. Siz de burada oturun ki bu sırada bazı şeyleri onayladı. Yüz hareketlerini de görelim hanımefendi. Tamam. O kadar görmenize gerek yok. Sadece duyalım. Ve bir de sizden şunu isteyeyim. Biraz öne gelin. Kanal olan kişi gözünü kapattığında konsantrasyon sağlıyor ya. Sesi az çıkar. Size sesin ulaşması için ben yüksek sesle tekrar edeceğim. Evet. Ülke Hanım. Lütfen gözünü kapat. Zeynep Hanım yanınızdaki hanım. Ve onun yaşı 53. Zeynep Hanım'ı bir ağaç olarak gör. Onun camına bak. Zeynep Hanım'ın camı nasıl bir cam? Şu tarafa gelin. Ve Zeynep Hanım zaten demin söyledi bize, kırık bir camı var. O kırık camı... Gördün mü camı? Peki şu an 53 yaşında bu Zeynep, bu ağaç ve cam. Nasıl bir cam? Yüksek. Çok yüksekte. Benim boyumdan daha yukarıda. Şunu ağaç... tamam. Sistemi bilmediği için o da tam ne diyeceğini bilmiyor. Bir cam ağacın normal bir cam ağacın neresinde olur? Ağacın gövdesi olur ya. Gövdesi bitti, dallar dağılmaya başladı ya. Normal bir cam orada olur. Bu cam dalların dağılmaya başladığı yerde mi yoksa en üst dallarda mı? Nerede? Dalların dağılmaya başladığı yer ama ağaç çok uzun serdi ağacı görüyorum. Tamam. Camın durumu nasıl? Cam dediğimiz gibi kırık. Kenarlarından kırık. Yanlarından çatlakları var. Kenarları kırık, yanlarından çatlakları var. 53 yaşında bu. 52 yaşındayken bir bak. Benim artık bir şey söylememe gerek yok. Kayıtlar geliyor mu gözünün önüne? Sen bir film şeridi gibi mi görüyorsun? Ya? Nasıl görüyorsun? Evet. Soruma evet dedi. Peki 52 yaşında cam, 52 yaşındayken cam nasıl? Yine kırık. Yine kırık. 51 yaşın bir zaman kazanın. Böyle tek tek gidersek yarım saatimiz gider. 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45'e kadar inelim. Ağaç ve cam nasıl 45'e kadar indiğinizde? Yine kırık. Şimdi lütfen kulaklarını tıkasana. Kulaklarını sen tıka, benim söyleyeceğimi duyma, kulaklarını kapat. Büyük ihtimalle geçmişe gittikçe camın kırıklığı, çatlığı daha da netleşecek, daha da artacak. O zaman şimdi yaşını da söylemişti, o zaman başlayan kırıklık, kırıktır kırıktır, bugüne gelinceye kadar kırığı azalmıştır. Geçmişe gidinceye kadar kırıklar daha da belirginleşir. Gözünü açma kulağın. Gözünü açma. Oh. Lütfen söylesene 45'teki kırıkla 53'teki kırık arasında fark var mı yok mu? Durum nedir? Yine kırık. Derecesi aynı kırıklık mı yoksa daha mı az daha mı fazla 45'teki? Aynı. 44, 43, 42, 41, 40. Şekil değişikliği var. Hangi yaştan bahsediyoruz? 40'tan mı? 40'tan, evet. 40 için şekil değişikliği var dedi. Biraz anlatsana. Evet. Şöyle ifade edebilir. Daha geride sanki ama 40'ta kırılma başlamış gibi. Kırılma 40'ta başlamış gibi. Ama geçmişi var. Yani o zedelenme sanki ben böyle 20'li yaşlar görüyorum. Dur. Şimdi kişi bunu söylediği zaman sistem böyle yürümez. Biz
geri geri gideceğiz. Evet, bizim sistemimiz şu anda paralel evrenden alınanlara göre gidiyor ama asla hisle çalışmaz. His, buraya aldığımız kişinin hisleri kuvvetli değildir. Biz öyle bir sistem yaratıyoruz ki 1 artı 1 eşittir 2 nasıl ki hiçbir his olmadan bu sonucu veriyorsa, biz de öyle bir sistem yarattık ki hissi olsa da olmasa da sistemi etkilemeyecek bir durum ortaya çıkardık. Onun için hisleri kabul etmeyeceğiz. 39, 38, 37, 36, 35'i lütfen söyle. Cam. Kenarları hasarlı. 35 için, 35'e kadar indik. 34, 33 yaşında, 32, 31, 30 yaşında ağaç ne durumda camı? Hı? Yani bize anlat camı lütfen. Yani sizin evinizdeki cam var ya tertemiz, sapasağlam. Onun gibi mi değil mi? Çatlağa hiçbir şey var mı? Kenarları düz değil. Nasıl? Ne demek? Yani böyle tırtık tırtık oyulmuş gibi. Kenarları tırtık tırtık oyulmuş gibi. Geri gidelim. 29. 28. yaşına, 27. 26. yaşına, 25. yaşına kadar gidelim. ...25. yaşındaki camı anlatsana lütfen. 25 yaş için pırıl pırıl bir cam. Duymadım. Yeni temizlenmiş pırıl pırıl. 25'te yeni temizlenmiş pırıl pırıl bir cam. 24'e bakalım. 23'e bakalım. 22'ye bakalım. 24, 23, 22... 21, 21'de de sorun var. 21'de cam nasıl? Yirmide nasıl? Yirmide sorun yok. 19'da cam nasıl? 19'da sorun yok. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ondan 9'a, 8'e, 7'ye, 6'ya, 5'e in. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1. Orada bir şey görüyor musun? Hayır. Tamam. Lütfen kulaklarını kapat. Şimdi biz 25'e kadar 25 öncesi sorun görmedik. 25'te başlamış sorun. Peki kulağını aç, dur. 25'te ben soldan kaçtım. Ne oldu 20? Bizim o tarafta boşalma olmadığı için resmi boşalma. Dur, şuraya gelsene. Hem herkes buradan duysun. Buradan, oradan yavaş konuşmak zorundaydık ya. Buradan biraz daha yüksek konuşabiliriz, herkes duyabilir. Lütfen bir daha söyle. Bizim Karadeniz'de boşanma yok. Orada kalın, orada herkes duysun. Bir ailemde ilk boşanan benim. O yüzden 10 sene sonra resmi boşanmıyordu. 25'te ne oldu size? 25 yaşındaydım. Ne oldu size? 25. Yani eşimi kabul etmemişti. Felçle alakalı ne dediniz? Soldan geçici felç oldum 8 ay diye. 25'te. Tamam. Şimdi
O zaman şunu gördük. Hani 19 yaşında evlendi, 20, 21, 22, 23, 24'e kadar onun cinselliğini olumsuz etkileyen, çok olumsuz etkileyen bir durum olmamış. Kabullenmiş cinselliğini. Evliliği de kabullenmiş. Fakat 25'ten itibaren cam kenarları bozulmaya başlamıştı. Hocam 20'de sorun var. 20'deki sorun çok önemli değil. Evet, biraz var. Ama asıl sorun 25'te. Ve şimdi başka bir şey daha göreceğiz. 25'ten sonra felç ol. 8 aylık bir felcim var. Tamam. Siz kaç yaşındayken ayrıldınız? Resmi 10 yıl kaldım ama 2 yıldan sonra ben evi terk ettim. Karnımda oğlum. Yani siz 19 yaşında evlendiniz, 21'de mi terk ettiniz? Evet. Oğluma bir aylık hamileydim. Çünkü hep dayak. Ben demin söylemiştim. Aşk ne demekti? Su demekti. Diyeceğim ki 19 yaşındayken o ağaç hangi hayvan? Bak bakalım bir hayvanla su içiyor mu beraber? Bir hayvanla su içiyorsa aile yaşantısı içerisine girmiş demek. Belki diyecek ki evet aynı mekandalar ama su içmiyorlar. Ya da işte karşı taraf su içmek istiyor mu, bu taraf su içmek istemiyor. Hı? Evet. Ve 20 yaşındaki ağacı da hatırladın. 20 yaşındaki ağacın camı için ne demiştin biraz? Kenarları sorun görüyorum. Tamam. Sorun var. Kenarları sorunlu. Ve ağacımız 20 yaşında. Biz şimdi senelere göre tam mı giriyoruz? Yani siz 53 yaşında tam mısınız? Ha, bu ağaç 20 yaşındayken cama sahip ve camın kenarları sorunlu. Bu ağacı bir hayvana dönüştür lütfen. Hangi hayvana dönüşür? Tilki. Bu ağacı tilkiye dönüştürdü. Peki bak bakalım bu ağacın bir kocası var mı? Yani pardon, o tilkinin bir kocası var mı? Sen tepeden kamerayla bak. 20 yaşına, tüm o bir yıla bak. Kocası olduğunu nasıl anlarsın? Bir hayvanla beraber bir yıldır aynı mekanda, onun çevresinde, onun içtiği sudan içen bir hayvan varsa onun kocası demek. Biraz uğultu vardı, belki anlaşılmamış olabilir herkes için. O tilkinin 20. yaşını al, 12 ay boyunca bak, onun çevresinde bir hayvan var mı? Bir hayvan var. Hangi hayvan var onun çevresinde? Başka bir tilki var. Beraber su içiyorlar mı bir nehirden, gölden, akarsudan, şelaleden, çamurdan? Bizim tilkimiz su içiyor, öbürü yanında ama küsmüş.